Merhaba, ben Lütfü Aysan. Bugün size 2 kW FM amplifier cihazını anlatacağım. 2 kW FM amplifier cihazı içerisinde 2 adet 1 kW'lık LDMOS transistör barındırıyor. Bu transistörler yansımaya karşı çok dayanıklı transistörler. Bozulmuyorlar yansıma nedeniyle. Verimliliği de yüksek ve oldukça ılık bir şekilde çalıştıkları için yüksek güçlü vericilerimizin temel modülü durumundalar. Yüksek güçlü vericilerde yani 6 kW, 10 kW ve 20 kW'da 2 kW amplifier cihazı var. Dolayısıyla şu anda 2 kW amplifier cihazını anlatacağım. Bu amplifier cihazının diğer yüksek güçlülerde de kullanılması nedeniyle o vericiler için de temel bir sunu olacak. Şimdi cihazın LCD menüsünü ve diğer özelliklerini tanıtmak üzere cihaza bir yakınlaşalım. Evet, 2 kW FM amplifier modülü ön panelinde bir LCD, LED'ler, USB, 4 tane kontrol butonu, 1 tane reset butonu vardır. Şimdi LCD menüden size anlatmaya başlayacağım ve amplifierin çalışması bu şekilde belli olacak. Öncelikle kontrol LCD menüye OK tuşuna basarak giriliyor. Türkçe ve İngilizce menü seçeneklerini seçebilirsiniz. Öncelikle gidelim servis menüden. Dil seçeneklerinden İngilizce'ye girelim. İngilizce olarak menüyü devam edeceğim. Türkçesi de var bunun. Bu OK tuşuna bastıktan sonra ilk satırda modül values değeri var. Modül values değeri modüllerin tek tek çıkış gücünü, akımını ve voltajını gösteren menü. Burada limit değerleri var. Akımın ve gerilimin 50 volt. Gerilimin limit değeri 32 amper, akımın limit değeri şu anda. Bu değerlere geldiğin zaman cihaz alarm veriyor. Şu anda güç olmadığı için çıkış gücü 0. Ben güç vereyim buradan. Güç geldiği zaman RF input LED'i yandı ve birinci modülün gücü 1000 watt, ikinci modülün gücü 1000 watt, akımları 23 amper ve 24-25 amper olarak görüyoruz. İlk menüye gittiğimiz zaman çıkış gücü 2000 watt, reflected power 27 watt, RF input değeri 1.7 wattla bu değeri almışız. %85 verimlilik var. Humidity yani nem ve soğutucu sıcaklığı ve ambient sıcaklık, oda sıcaklığı ölçülüyor direkt. Şu anda oda sıcaklığı 19 derece. Soğutucu sıcaklığı 24 derece. Nem %28. OK'ye basıp servis menüye giriyorum. Servis menüde set limits bölümünden bütün limitler ayarlanabiliyor. Power limit, modül current, RF input, ambient temp limitleri ve heatsink temp limitleri ayarlanıyor. Burada istediğimiz değeri, mesela power limiti değiştirmek için OK'ya basıp buradan direkt 1600 watt'a düşürdüm mesela. Çıkış gücü de gördüğünüz gibi 1600 watt'a düştü. Tekrar servis menüye gidiyorum. Servis menüye her zaman 4 adet 0
şifresiyle giriliyor. Bunu değiştirmek mümkün servis menünün içine girdikten sonra. Power on off var. Burada power'ı on ya da off yapabiliyoruz. Şu anda güç kesildi. Gördüğünüz gibi PWS off lambası kırmızı oldu. Evet. Güç geldi. Power limit lambası yandı. RF input lambası güç girişi olduğunu gösteriyor. Power limitte maksimum ayarlanan değere geldin demek istiyor. Tekrar servis menüye gidiyorum. Set frequency. Burada frekans, amplifier'da neden frekans ayarlanıyor diye sorarsanız, bizim amplifier'larda en artı bir özelliği var. Bu standart bir özellik. Dolayısıyla amplifier'ın frekansını bilmemiz için en artı bir sistemlerde, yedekli çalışmalarda, yani 4 tane cihaz var farklı frekanslarda, bir tane yedek cihaz var. Bu yedek cihaz hangisi bozulursa bozulsun o 4 tane frekanslı vericiden, onun frekansına kendisini ayarlıyor, gücünü ayarlıyor ve yayına devam ediyor. Bunun için frekans değerini bilmemiz gerektiği için buraya giriyoruz. Bu ayrıca bizim her frekans için cihazın kalibrasyonunu bilebilmemiz için de girilmesi gereken bir değer. Kalibrasyondan ne kastediyorum? Vericinin içinde kazanç farklılıkları frekanslara göre, bu frekans girilirse yok ediliyor. Girilmezse gösterge çok az, düşük ya da yüksek gösterebilir. Ama buraya frekansınızı girerseniz tam çıkış gücünüzü görürsünüz. Set date and time. Buraya da tarih ve saat giriliyor. Mesela girelim. Şu anda ayın 23'ü, 1. ay ve 2016'dayız. Saat de 14.18. Neden tarihe girdik? Çünkü cihaz event olay kayıtlarını tutuyor. Tarihi ve saate göre ne olay olmuş onu kaydediyor. Bunu doğru kaydetmesi için tarihin ve zamanın doğru girilmesi lazım. Set operation, remote ya da lokal olarak çalıştırabilirsiniz cihazı. Cihazın internet üzerinden remote kontrolü mümkün. Ethernet girişi var. Dolayısıyla remote olarak birisinin cihaza müdahale etmesini engellemek istiyorsanız bunu lokale alırsınız bu şekilde ve dışarıdan kimse erişemez. Set adres kısmı, set adres bölümüne de yine yüksek güçlü cihazların temel modülü olduğu için 2 kW'lık amplifier. Yüksek güçlü cihazlar da birden fazla aynı modülden kullanılıyor ve hangi modülün arıza yaptığını ya da hangi modülün güçlerini göstermesi gerektiğini, kontrol ünitesinin bilmesi için buraya adres girmemiz gerekiyor. Bu adreslerin ne olması, hangi aralıkta olması gerektiği cihazın manuelinde yazıyor. Password'ü değiştirebilirsiniz. Önce old password, eski password'ü yazıyorsunuz. Sonra yenisini yazıyorsunuz. Interlock bölümü, cihazın arkasında GPIO çıkışları var. Bu GPIO çıkışlarının 1 mi yoksa 0 mı olmasını ayarlayan interlock seviyeleri. Coaxial switch bağlantılarında önemli oluyor. Yani yedekli çalışmada coaxial switchlerin tipine göre oradaki sinyalin ne olması gerektiğini buradan set edebiliyorsunuz.
Set relay output coaxial switch olarak çalışacaksanız coaxial switch'i, eğer yedekli çalışma yoksa aynı GPIO çıkışlarını mesela air condition çalıştırmak için kullanabiliyorsunuz. O da burada air condition seçeneği var. Mesela hava sıcaklığı 60 dereceyi geçtiği zaman ya da 30 dereceyi geçtiği zaman klimayı otomatik çalıştır diyebiliyorsunuz cihaza. Cihazı klimaya bağlıyorsunuz. Sıcaklık 30 dereceye gelince kendisi klimayı çalıştırıyor. Enerji tasarrufu için güzel bir özellik. Bu özellikle hiçbir vericide bulamazsınız. Coaxial switch olarak çalıştırılacağı zaman bir kere bastığımda coaxial switch şu anda disable, enable yaptım ve device rolü soruyor. Device role slave mi yoksa master mı? Bu şu anda master yaptım. Switch modu otomatik mi olsun, manuel mi? Bunu seçebiliyorsunuz. Yani manuel olarak da yedek vericiye geçirip çalıştırabilirsiniz. Ben bunu mesela manuele aldım. Switch to master şu anda. Yani master cihaza switch yap demek istiyor. Bunu isterseniz switch to slave de yapabilirim. Bunların ayarları üzerinde mantıklı bir şekilde yapılıp coaxial switch bağlantısı yapılmış oluyor. Set memory kısmı var. Set memory'ye girdiğimde burada 7 adet memory var. Bu 7 adet memory'yi gücünü mesela cihazın ayarlıyorsunuz. Kaç olsun mesela? ...350 yaptım. Frekansını ayarlıyorsunuz. 98 yaptım. Adresi de... ...kendi verecek. Bu memory'yi çağırmak için activate memory diyorum. M1'e kaydetmiştim zaten. M1'e kaydettiğimi çağır dediğimde Are you sure diye soruyor. Yani senin istediğin değerleri set edeceğim amplifier'ı, emin misin diyor. Yes dersem emin olduğumu bildireceğim. Şimdi demeyelim. Çünkü çıkış gücüne bakacağız. Reset service time. Cihaz 1 yılda bir bakım yapılması lazım cihaza. Temizlik yapılması lazım. Bunun için de cihazın içine bir timer koyduk. 1 yıl sayıyor bu timer. Ve 1 yıl sonunda şuradaki 1 yıl sonunda service time LED'ini, şurada yeşil LED service time LED'ini yakıyor. Buna remote olarak da uzaktan erişebiliyorsunuz ve vericinin servis zamanı geldiğini görüyorsunuz. Bir hatırlatma, bu da hiçbir vericide yok. Bizim vericide olan önemli farklılıklardan birisi. Bu 1 yılda bir vericiye bakım yapılmadıysa genelde unutuluyor bunlar. Biz hatırlatıyoruz. Verici kapatmıyor kendisini, normal çalışmasına devam ediyor. Yalnızca bir uyarı LED'i yanıyor üzerinde. Remote olarak da görülebiliyor. Event log'lar tutuluyor. Yani her arıza kaydediliyor. Bunu silmek isterseniz Clear Event Logs'a giriyorsunuz ve emin misin diye soruyor. Eminim. Bütün eventleri sıfırladım şu anda. Evet. Event log'ları görmek için burada bir menü var. Event log'a geliyorum. Show events diye soruyor. Bir şey var. Show events, göster eventler. All events reset diye bir son. Biraz önce çünkü sıfırladım hepsini. Arızaların hepsini burada bu şekilde tarihi ve saatiyle kaydediyor. Buradan da tek tek bakabiliyorsunuz.
birinci mesela 100 tane arıza varsa 100 arızanın birincisi, ikincisi diye bu gidiyor. Buradan da çıkalım. Bu eventleri aynı zamanda print alabiliyorsunuz. Bir printer bağlayıp cihaza kağıda bastırabiliyorsunuz. Sahaya giden teknisyenler bunu rapor olarak verici sahibine gösterebilirler. Date and time ayarlamıştık biraz önce. Equipment ID bölümünde işte vericinin modeli ve firmware'ı, seri numarası ve istasyon adı yazılı. Bu bilgilerden remote olarak bağlanıldığında cihaza, cihazın hangi istasyonda olduğu, seri numarasının ne olduğu ve hangi yazılım yüklü üzerine, bunları uzaktan da görmek mümkün. Manufacturer bölümünde Onair Medya'ya ait bilgiler var. Telefonumuzu, e-mailimizi unutursanız cihazın başındayken buralardan bakıp arayabilirsiniz bizi. Cihazın üzerinde ki LED'ler, power limit, local remote, service time ve slave LED'i. Mesela cihazı slave olarak çalıştırırken yedekli çalışmada slave LED'i yanıyor. Herhangi bir arıza oluştuğunda fault LED'i yanacak. VSVR varsa VSVR LED'i yanıyor. Ambalans varsa ambalans LED'i. Drain current fazla olduğu zaman, kestiği zaman buradaki LED yanıyor. Overdrive fazla sürülürse cihaz overdrive LED'i yanıyor. Heatsink temp ve ambient temp, bunlar soğutucu sıcaklığı ve ortam sıcaklığı. PVC off da cihaz çalışmadığı zaman PVC off LED'i yanıyor. RF in, cihaza güç girer girmez RF in LED'i yanıyor. Kırmızı LED'ler cihazın çalışmamasını sağlıyor. Kırmızı LED yandıysa cihaz çalışmıyor. Eğer yeşil LED'ler yanıyorsa cihaz çalışıyor. Sarı LED'de slave olduğunu anlamak için. Cihazın arka tarafına da bir bakalım. Evet, 2 kW amplifier'ın arka tarafı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada RS-232 ve printer çıkışı var. Burada Ethernet portu var. Bu ikisi RS-485 portları. Burası da GPIO. GPIO'dan klimaya bağlantı yapılıyor. Koaksiyel switch'e bağlantı yapılıyor. RS-485'ten amplifierler arası bilgi alışverişi amaçlı iki tane yan yana koyuldu. Buradan içeriye doğru önden havayı alıp arkadan veriyor. Dolayısıyla arkada bir miktar boşluk kalması lazım montaj sırasında. RF girişi burası, RF çıkışı burası. Burası genellikle 7-8 flanş konnektör kullanılıyor. 7-16 yüksek güçlü vericilerde kullanılıyor. Yani mesela 10 kW'da 2 kW'lık 5 modül kullanılıyor ve modüllerin raylı rack kabinde raylar üzerinde yürümesi gerekiyor. Bu yüzden de 7-16 flexible kabloya daha uygun olduğu için bu konnektörü tercih ettik. Monitör çıkışı da burada. Buradan da amplifier'ın çıkış gücünü monitör edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.